kulübün içinde ürün grupları nasıl pozisyonlanıyor diye baktığımızda, pardon onu hemen geçmeden önce, genişen Asya'nın 203 milyar euroluk bir pay aldığını görüyoruz. Bu toplam 867 milyar euronun içinde. Aynı kalıyor. Neler biraz daha geçen seneye göre daralıyor diye baktığımızda, ilk iki sırayı gördüğünüz gibi iki yeşil uzun çubukla tablet PC'ler ve akıllı telefonlar alıyor. Diğer bütün ürün grupları ya aynı kalıyor ya çok az büyüyor ya da geriliyor. Ve bu tablet PC'ler ve akıllı telefonların büyümesi toplamın içinde ne kadar pay alıyor diye baktığımızda, bu 867 milyar euronun içinde bundan tam 5 sene önce toplamın içinde %8 olan akıllı telefonların payı %30'lara çıkıyor. Bunun cirosal karşılığı ise 867 milyar euronun içinde 257 milyar euroluk bir paydan bahsediyoruz 2013 yılında. Tabletler de hiç küçümsenmeyecek kadar yüksek. Hayatımıza 2009'un son dönemlerinde, 2010'un son dönemlerinde gelen tabletler 2013'te 56 milyar euroluk bir pay alacak bu pastadan. İleriye yönelik tahminleme yapan ekibimizin hazırladığı bir tablo. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde bir teknoloji patlaması yaşıyoruz. Bütün yeni teknolojik ürünlerin arka arkaya lanse edildiği bir dönem. Buna birinci hype deniyor. Birinci pazar hype, yani birinci pazar çıkışı, teknolojideki birinci çıkış. Neler var bunun içinde? İşte sosyal medya var, bilgisayarlar var, çevre bilimleri var, aksesuarlar var, harici diskler var, 3D var ve cep telefonları var. Bunlar da aslına bakarsanız bu büyümenin içinde yer alırken aslında satış hacmi adet olarak varlar ama potansiyel olarak ileriye yönelik, yani bu 2018-2016 yılında bu birinci hype'ın inmesi döneminde artık gündemimizden çıkacak. Kim kalacak geriye? Kim kalacak? Aslında ultra ince, yani bu andaki pek çok markanın takip ettiği ultra ince trendi kalacak. Az önce dışarıda da gördük, ekransız, çerçevesiz ekranlar çok önemli olacak. Smart TV çok açığı önemli olacak. Tabletler ve akıllı telefonlar bu trendin içinde olacak ve önümüzdeki ikinci hype'a kadar bu ürünler bize...